Hepinize merhaba. Bugün yine bir teknik videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki videomda araç çekimi nasıl yapılır demiştim. Bu da yine drone kullanarak para kazanma tekniklerinden bir tanesi, yöntemlerinden bir tanesi emlak çekimi. Bu emlak çekiminde tekniklerin aslında çok fazla adları yok ama bir önceki videoyu izlediyseniz o teknikleri bileceksiniz. Aynı tekniklerden uygulayacağımız olacak yani. Hatta aynı teknikleri uygulayacağız tam olarak. O yüzden o videoyu izlemediyseniz ilk başta o videoyu izlemenizi öneririm ki yöntemler, teknikler hakkında bir kafanızda bir şeyler oluşsun. Daha sonrasında bu videoya tekrar geri gelebilirsiniz. Aslında bu çekimler araca göre daha kolay olacak. Sabit bir nesne olduğu için. Tabii aracı da sabit bırakabilirsiniz ama trekking gibi özellikleri daha zor yapıyorduk. Bu aslında daha kolay bir çekim olmasına rağmen bilmeniz gereken bazı önemli hususlar var. Mesela drone'u gönderdiniz diyelim. Ben mesela deniz seviyesinden 5 metre ilerideyim. Drone'u gönderdiğiniz yerde binanın arkasında 5 metre atıyorum bir yerse, yükseklikse, o zaman drone'unuzun sinyalinin kopması çok olası bir durum olacaktır. Araya bir betonarme gelirse, yani bir katı cisim araya girerse sinyalinizin kopma olasılığı çok yüksek. Buna dikkat edin. Drone, yani cihaz sürekli bence yukarıda kalması gerekiyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir şey. Özellik. Özel. Husus. Husus. İçeri gir ve göster tekniği aslında bildiğimiz en basit tekniklerden birisi. Bunu binaya yaklaşarak da, binadan uzaklaşarak da yapabilirsiniz. Her şekilde güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Vertiko tekniği ise araç çekimlerinde yapmıştık. Hatta en güzellerinden biri olmuştu. Jeep boom tekniğini biliyorsunuz, araç çekiminde de kullanmıştık. Bu teknikle gimbalımız, yani kameramız sadece binalara odaklanıyor. Yükselip alçalabilirsiniz. Bina çekimlerinde alçalmak daha güzel oluyor çünkü çektiğiniz binanın çevresini de göstermiş oluyorsunuz. Çevresinde ne gibi yapılar var, ne gibi tarlalar var, bunu göstermiş oluyorsunuz. Daha güzel oluyor. Orbit tekniği de bildiğimiz etrafında dönme, yani binaların çevresine dönüyoruz. Çekimlerimizi tamamladık, drone'umuzu yanımıza çağırıyoruz. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz evlerin çevresinde drone uçurmak yasak. O yüzden tamamlanmamış, içinde bir insan yaşamayan bir binalarda çekim yapmak istedik. Umarım güzel olmuştur, beğenmişsinizdir görüntüleri. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.